Peki, yani şunu söyleyeceğim. Yokluklar içerisinde insanlar yapabiliyorlar. Hangisini seçiyorsun? Bütün mesele bu. Büyük bir hayalin var. Elinde imkanlar yok. Şartlar kötü. Herkes karamsar. Sen bütün bunlara rağmen bir şeyler başarmayı mı seçiyorsun? Eğer elinde olsaydı, şartlar olsaydı, imkanlar olsaydı, ülke pozitif olsaydı ben de neler yapardım diye söylenmeyi mi seçiyorsun? Söylenmek mi, sonuç almak mı? Bütün mesele bu. Yani ben bu ikisine inanıyorum. Yani koridoru yürümekten bahsetmek yerine koridoru yürümeye başlamak en azından. Evet, harekete geçmek önemli. Rağmen mi saydıcı, işte bu ayrım şey olarak kullanıyoruz. Rağmenciler ve saydıcılar diye. Saydıcılar eğer ülkede şöyle olsaydı, eğer elimden tutan olsaydı, okumuş olsaydım, anne babam okumuş olsaydı, eğitim sistemi daha iyi olsaydı diye kendi yapamadıklarının nedenlerini kendi dışındaki faktörlere bağlama eğilimindedir. Buna da haklı da olabilirler. Haksızlar da demem. İşte başarı bu. İçinde bulunduğunuz başarısızlık ve hiçbir şey yapmama durumunu haklı bir şekilde açıklayabilecekken bu açıklamalara sığınmak yerine gidip sonuç almayı seçmek. 2008 ÖSS sınavında, 2006 ÖSS zamanımız varsa bir örnek. Aa, tabii ki, tabii ki. 2006 ÖSS sınavında benzer bir şey olmuştu. Hani hapishanede, Çanakkale'de hapishanede yaşayan bir kadın üniversite sınavına girdi ve o da derece yaptı. Evet. Yani ilk 1000 arasına girmişti. Şimdi düşünün, hapishanedesiniz, üniversite sınavına hazırlanıyorsunuz ve yanınızdaki, daha önce sınava girmişsiniz ve kazanamamışsınız, 30'lu yaşlara gelmişsiniz. Yanınızdaki diğer kadınlar, diğer mahkumlar, bu şartlarda üniversite sınavı mı kazanır? Dışarıdakiler dersine giderken sen burada çalışıyorsun. Dışarıdakiler interaktif CD'lerle çalışırken sen burada derslerin promosyon kitapçıklarıyla çalışıyorsun. Bu şartlarda üniversite sınavı mı kazanılır diye tırnak içifadeyle söylüyorum. Haklı nedenler ortaya sunarken bu kadın bu haklı açıklamaları o da sahipken o haklı haklı başarısız olmaktansa gidip sonuç almayı seçti. Rağmenciler kategorisine giriyor. Parası olmamasına rağmen, hapishanede olmasına rağmen, derslerin verdiği kitapçıklara rağmen hazırlandı ve üniversite sınavında dereceye girdi. Böyle olunca gazetelerde onu çok uzun uzun, hani iki tam sayfa halinde, diyelim ki o 330. oldu. Evet. Ve onun öyküsü yer aldı. Fakat dikkat edin, 250. hikayesini kimse bilmiyor. O belki ondan daha yüksek puan aldı. Niye? Çünkü yokluktan gelmedi o. Yani Erenköy'de oturan bir doktorla bir işte öğretmenin çocuğu üniversite sınavında 250. olsa bu haber değeri taşımaz medya için. Çünkü başarmak şaşırtmaktır. Yapabildiğiniz şey insanları şaşırtmıyorsa başarı değeri taşımıyor aslında. Yani sosyal başarı anlamında konuşuyorum. Anladım, kendi içinizde anladım. Başarı olabilir bu. Ama sosyal başarının kriteri, en önemli kriterlerinden biri şaşırtmaktır. Bunu nasıl yapabildi demektir. Şaşırtma etkisini de aldığınız sonuçlarla elinizdeki imkanların oransızlığı yapar. Elinizde imkanlar yokken büyük sonuç alıyorsanız bu insanları şaşırtır.